Erzurum Life Dergisi'nin değerli izleyicileri, kıymetli takipçilerimiz, değerli okurlarımız, herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Yayınımıza hoş geldiniz. Erzurum Life Dergisi'nin yayınları tabii devam ediyor. Sizler de bizleri bu yolda yalnız bırakmadığınız için evvela okurlarımıza, takipçilerimize, sonra da bizi bu yayından sonra tanıyan kıymetli tanışlarımıza da teşekkürlerimizi bir borç bilerek ifade ediyoruz. Tabii günler geçiyor, korona süreci yavaş yavaş uzaklaşıyor. Biz de korona süreciyle birlikte tanışmış olduğumuz bu yayınlara bir mutlulukla devam ediyoruz. Çünkü sizleri tanıdık, sizlerle birlikte güzel işler imza atmaya çalışıyoruz. Bugün de yine bir misafirimizle birlikte evlerinize konuk olacağız. Erzurumlu kendisi, bir ses sanatçısı. Bugün müzikten bahsedeceğiz, biraz da sohbet edeceğiz. Kendisi Rıdvan Adede, çok yakinen tanıyorsunuz. Kendisiyle bugün bir sohbet gerçekleştireceğiz ve evlerimize konuk olacağız. Tabii Rıdvan Bey yayınımıza geldiği an dahil edeceğim. Yayınlarımızı ben tabii Rıdvan Bey yayını almadan önce bir hatırlatmayla devam edeyim. Biliyorsunuz Instagram'da bir güncelleme geldi. Daha öncesinde Story'den paylaşıyorduk yayınlarımızı. 24 saat boyunca kalıyordu. Ve daha sonra YouTube kanalımıza yükleyerek oradan takip edebiliyordunuz. Fakat dün gelen bir güncelleme ile birlikte artık yayınlarımızı IQ TV dediğimiz, yani post olarak, gönderi olarak paylaşabiliyoruz yayının hemen peşine. Story değil de, yani hikaye kısmında değil de, Erzurum Life dergisinin hesap kısmında hemen paylaşıyoruz ve oradan yayınlarımızı takip edebiliyorsunuz artık. Yine de ama Erzurum Life dergisi YouTube kanalında yayınlarımızı yüklemeye devam edeceğiz. Ben Rıdvan Bey yayına geldiğimi bakacağım. Evet, henüz kendisi gelmediler. Geldikleri an yayına dahil edeceğiz. Yayınlarımız devam edecek. Yarın da çok özel bir konuğumuz olacak. Yayın peşinde paylaşacaktım ama şu an yayında olduğunuz için sizlerle ifade etmek istiyorum. 80'ler dizisinin Bekçi Bekir'i, Erzurumlu Hacı Ali konuğu yarın konuk edeceğiz. Yine Erzurum Life dergisinin Instagram hesabından. Bugün de Erzurumlu Rıdvan Adede ile, ses sanatçısıyla birlikte olacağız. Birazdan yayınımıza dahil olacak, kendisini alacağız. Evet, sizlerden de sorular geliyor. Erzurum Life dergisi ile alakalı soruları merak ediyorsunuz. Tabii Rıdvan Bey gelinceye kadar açıklayayım. Dergimiz Ocak ayı itibariyle yayın hayatına başladı. İlk yayın hayatına kapakta Nusret Gökçe ile birlikte başladık. İkinci sayımız nasip olursa Haziran ayı içerisinde çıkacak. İkinci kapağımızda da Erzurumlu yine Mesut Yar olacak ve yayınlarımıza devam edeceğiz. Ama Haziran ayında çıkacak yayınımızda şöyle bir durum var. Korona sürecinden dolayı artık dilediğiniz yerde, dilediğiniz zaman Erzurum Life dergisine ulaşabileceksiniz. Nasıl olacak bu? Dijital olarak artık dergimiz çıkacak, kıymetli izleyiciler. Bunu da buradan duyurmuş olalım. Erzurum Life dergisini üye olabilirsiniz. Ücretsiz üyeliğimiz var. Ücretsiz üyelik için dergimizin Instagram, Facebook ve Twitter hesaplarından DM yoluyla bize isim, soy isim ve telefonunuzu yazarsanız dergimiz çıktığı an cebinize hemen WhatsApp yoluyla ulaşacak. Ücretsiz olarak Erzurum Life dergisine ulaşabilirsiniz. Rıdvan Bey'e bakalım yayınımıza dahil oldular mı? Evet, Türkiye'nin dört bir tarafından dergimizin okurları, dergimizin takipçileri yayınımıza geliyor, mesajlar atıyorlar. Yayın sonrasında da tabii güzel mesajlarımız oluyor. Onlar için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Sizlerin talepleri varsa, Erzurum Life dergisiyle alakalı ya da sorularınız varsa bunları da cevaplamak isterim. Yani güzel bir aslında bekleme süresi oluyor. Sizlerle interaktif bir yayın olmuş oldu. Evet, Rıdvan Bey yayınımıza dahil oldu. Hemen yayını alalım. Hoş geldin Rıdvan. Hoş bulduk, hoş bulduk kardeşim. Ne yapıyorsun? Teşekkürler. Sen nasılsın, iyi misin? İyi valla, ne yapalım? Evdeyiz malum, oturuyoruz. Evet. İzleyicilerimiz heyecanla seni beklerken tabii biraz bana fazla maruz kaldılar. Beni tek gördükleri için, çünkü senin için geldi onlar. Bizi Olsun. kırmayıp Sonuçta yayınımıza dahil olduğun için. Buyurun. ev sahibi sensin sonuçta. Teşekkür İlk ediyorum. başta seninle sohbet etmeleri gerekiyor zaten.
Çok sağ ol, çok teşekkür ederiz. Tabii bizi kırmadığın için, Erzurum Life dergisinin bu yayınına dahil olduğun için çok teşekkür ediyorum öncelikle. Gerek okurlarımız adına, gerek ekibimiz adına. Hoş sefa geldin ben diyelim. Ben teşekkür ediyorum. Biz Erzurum için, herkes de bilir, özellikle benim takipçilerim, Erzurum için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Yapmaya da devam ediyoruz. Yeter ki Erzurum'la alakalı güzel işler olsun. Sıkıntı yok yani. Çok sağ olun. Tabii Eyvallah. sizlerin de başarısı biz Erzurumları mutlu ediyor, gururlandırıyor. Gerçekten göğsümüz kabarıyor. Sizler başarılı işler imza atınca ki şimdi bugünkü sohbetimizde de olacak son yapmış olduğun çalışmalara değineceğiz. Fakat Eyvallah. ondan önce şu an tabii hali hazırda bir süreç var, korona süreci. Bu süreçte Rıdvan Adı'da evde neler yapıyor, bunu merak ederiz. Bundan bahsetmek ister misin bize? Ya özellikle tam bu yasak başlamadan 2 gün önce Tokat konserimiz vardı. Tokat'taydık. Tokat programını hallettikten sonra oradan tam Amasya'ya geçtik. Amasya'da program olacaktı. Tabii böyle bir hemen haber geldi, işte mekanlar kapanıyor. Biz de direkt memlekete döndük. Malum bizim takipçiler de biliyorlar, Kadil'in kronik rahatsızlığı olduğu için dışarıya çıkmıyoruz. Yani daha çok özellikle ilk bir ay boyunca şöyle söyleyeyim, sadece ekmek almaya gidiyordum. O da toplu bir şekilde alıyorum, buzluğa atıyoruz. Böyle bir şekilde idare ettik. Yani dışarıya çıkmayalım, hastalık gelmesin gibi. Onun dışında da ben zaten evdeyiz. Bağlama çalıyorum, çalışmaya çalışıyorum. Sosyal medyayla uğraşıyoruz. Onun dışında ben biraz da böyle toprakla uğraşmayı seven bir insanım. İşte Çok iyi. evin arka tarafına bir bostan tarzı bir şey yapmışım, hobi bahçesi. Onun dışında işte Ilıca'da köye bir yazlık tarzı bir yer yapıyoruz babamla. Onlarla uğraşıyoruz. Fidan falan işte. Yani hepimiz gibi aslında doğaya dönüş, öze dönüş sende de geçerli. Ya ben normal hayatta da zaten doğayla iç içe yaşayan bir insandım. Tabii korona biraz daha şey yaptı. Buna biraz daha ağırlık vermemize sebep oldu. Evet, tabii şimdi izleyicilerimizin çoğu biliyor ama bilmeyenler de var. Çok tatlı bir oğlum var, Abdülkadir. Eyvallah. Onunla da ciddi anlamda paylaşımlar yapıyorsun, takip ediyoruz. Abdülkadir neler yapıyor? Nasıl geçiyor onunla süreciniz? Şimdi Kadir'i ben ilk böyle dünyaya geldi. 3-4 aylıkken başlattık, fizyoterapiye falan başladı. Şu an dil terapisi falan alıyor. Malum onların da okulları tatil oldu. Sağ olsunlar, böyle eşimiz, dostumuz, aracı oldu. Şu an Gaziantep'ten haftada bir kere canlı yayınla arıyorlar. Kadir'e ne Harika. yapabiliriz, nasıl bir şeyler yapabiliriz? Şu an iyi Kadir, bir sıkıntımız yok. Küçük bir kalbinde bir delik var. Malum onların genelinde var. İşte bekliyoruz. Belli bir yaşa ve kiloya gelince küçük bir operasyon geçirecek. Onun dışında Kadir yürümeye falan da çıktı. Maşallah. Mayıs 1'de doğum günüydü. Onda yeni girdi 2 yaşına. Öyle şu an herhangi bir sıkıntımız yok. Şükürler olsun. Hamdolsun. Allah bağışlasın. Gerçekten Allah takip razı ediyoruz. olsun. Onun da ciddi bir hayran kitlesi oluşmaya başladı Ben sosyal şöyle medyada. söyleyeyim. Kadir beni geçti. Gerçekten geçti. Yani ben hiç böyle bir şey beklemiyordum. Kadir'le attığım bütün videolar, fotoğraflar 4-5 katı izleniyor. Geçenlerde ben hatta telefon numaramın değişmesine sebep oldu, yani öyle söyleyeyim. Bir video attım Kadir'le. Yeni numara değişmiştim o zaman. Hani sosyal medya çalınmasın diye de bunu numara üzerine aldım. Gizlemeyi unutmuşum Facebook'ta. Oh. Attığımız videoda en son 8,5 milyonu gördü Kadir'le olan. Ya yurt dışından yazanlar, artık tanımadığım insanlar arıyorlar. Allah Allah diyorum, bu ne oldu bir anda? Bir girdim, profilde görünüyor. Daha baş edemedim, telefon numaramı değiştim Kadir yüzünden. Evet ama yani hakikaten Allah bağışlasın. Çok tatlı, bizi Allah razı takip olsun. ediyoruz. Allah sağlık, sıhhat versin inşallah. Amin, amin. Allah razı olsun. Tabii Rıdvan Adı de bizim Erzurum'umuzun gururu. Yani Eyvallah. İşte dijital ortamdan olsun, Erzurum'daki etkinlikler, dışarıdaki etkinliklerden tanıyoruz. Birçok gence de örnek olmaya başladın genç yaşında. Özellikle müzik konusunda.
Şimdi bu özellikle müziğe yeni başlayanlar için yani senin müziğe başlama hikayeni senden dinlersek onlara güzel bir örnek olacaktır diye düşünüyorum. Bize bu hikayeden bahseder misin? Tabii ki şöyle söyleyeyim. Ben gerçekten hiç pes etmeyen bir yapım var. Yani özellikle kendime güveniyorsam bir konuda, bu yönde benim yeteneğim varsa diyorsam hayatta pes etmem. Bunu beni takip edenler de bilir. Yani yarışma bırakmadım. Katılmadık yarışma bırakmadım ben. Sırf yani bu bende var. Ben bunu bir şekilde ispatlamak istiyorum dedim. Bizde aileden gelen bir şey. Benim abim de müzisyen. Anne babanın hepsinin sesi güzel bizde. Ama hiçbirisi tabii bu müziğe eğilimli değildi. Sadece benim bir büyük birader müzisyen. O da işte org çalıyor, klavye çalıyor. İnsanlar öyle biliyorlar. Yavaş yavaş başladık. İlkokul 3. sınıfta ben kaymakama konser verdim. Daha küçücüktüm. Bak alttan yazıyorlar. Resul abime aynen. Resul abim. Sonra İşte Erzurum adına yarışmalara katıldım. Halk oyunları da oynuyordum. 7-8 yılda halk oyunları oynadım. Erzurum halk oyunları. Sonra Gençlik Spor İl Müdürlükleri şehirler arası yarışmalar düzenliyorlardı halk müziği. Erzurum adına 3 tane Doğu Anadolu bölge birinciliği, bir kere de Türkiye birinciliği aldım. Sonra tabii ailem artık bu başarıları görünce destek vermeye başladı. Sonra O Ses Türkiye, sonra TRT'de bir 8-10 yıl boyunca akitli çalıştım TRT radyosunda Erzurum'da. Bir anda işte bunları yürütürken sonra biz tabiri caizse şarkılarla dalga geçtik ve Türkiye'nin gündemine oturduk. Bir anda fenomen olduk. Yani hiç beklemiyorduk, bunu da beklemiyorduk. Onun dışında da zaten abimin de sesi güzel. O zaten ilk hocam derim ben bütün çalışmalarımda. Onunla birlikte şarkılar söyleye söyleye şimdiki konumumuza geldi. Şu anda hamdolsun yani Türkiye'deki bütün hemen hemen büyük sanatçılarla diyalogumuz var. Büyük yapımcılarla görüşüyoruz. Radyocu, programcı, oyuncu. Bir şekilde yolumuzu alıyoruz. Demem o ki hiçbir zaman pes etmesinler. Emeksiz yemek olmuyor arkadaşlar. Mutlaka emek vermelisiniz, çalışmalısınız, çabalamalısınız yani. Evet. Tabii geçtiğimiz günlerde Nurullah Akçayır'ı da kıymetli Erzurumlu sanatçımız oldu TRT. Eyvallah. Onu da konuk ettik. Ona da aynı soruları sorduk. Çünkü siz hakikaten yani yönlendirmeleriniz bu konuyu yaşayan insanların yönlendirmesi çok zihin açıcı oluyor diye düşünüyoruz. Yapmış olduğumuz yayınlardan da en azından istifade etmelerini istiyoruz izleyicilerimizin. Çünkü bu yayın Aynen. sadece burada yapılıp bitmiyor. Biz hem Erzurum Life dergisinin Instagram'ında paylaşıyoruz hem de bir gün sonra YouTube kanalımızda paylaştığımız için süreç devam ediyor ve insanlar istifade ediyorlar. Biz de en azından şu korona sürecinde güzel bir şeye vesile olmuş olalım istedik. Aynen, güzel bir düşünce olmuş. En azından çünkü bize de bir sürü sorular geliyor. Malum yoğun olduğu için de herkese dönüş yapamıyoruz. Abi ben müzikle uğraşıyorum, ne yapmam lazım? Abi ben konservatuvar okumalıyım, işte ne yapmam gerekiyor gibisinden bir sürü sorular geliyor. Güzel bir düşünce yapmışsınız. Gökberk'ti değil mi isminiz? Muhammed Gökberk. Gökberk. Aynen. Muhammed Bilmiyorum beni hatırlıyor musun geçmişten? Nereden? Sen hatırla benim müthiş bir hafızam vardır. Yani çocukluğumda ne yaşadıysam her şey tek tek aklımdadır. Yanlış hatırlamıyorsam Fenerbahçelisin. Yani aslında Önceden Erzurumsporlusun. Erzurumsporluyum Hayır, çocukluktan diye. bahsediyorum. Yani evet, Fenerbahçe'ye bir şeyimiz var, Kardeşim, sempatimiz vardı o zaman. biliyorum. Evet. Şöyle söyleyeceğim sana. Bu da benim için sürpriz olacak bu arada, ne Tabii karşılayacağım diye. bilerek söylemedim. Dedim ki sürpriz olsun. Seninle aynı sahada çok top oynadık küçükken. Öyle Tabii. Ben Ilıcalıyım zaten biliyorsun. mi? Evet, doğru. Ahmet Canlar'ı hatırladın mı? Tabii tabii O ya. Bizim çocukluğumuz birlikte geçti. tamam. O pazar kurulmadan sağ tarafta boşluk bir alan vardı. Orada top oynuyorduk. Bedemgil'in evin ön tarafı. Aynen, doğru. Orada Evet. biz birlikte çok top oynamışız. Mahalle maçlarına geliyorduk biz oraya.
Doğrudur ya. Evet. Orayı çok iyi hatırlıyorum ama tabii Ya işte isim bu da benim olarak için bir sürprizim. hatırlayamazsın aynen. Ama ben dediğim Evet. gibi bir gördüğüm insanı kolay kolay unutmam. Maşallah çok müthiş bir hafıza. Bir de Eyvallah. bahsettiğin dönem hani böyle bayağı eski yani. Hani Aynen. bayağı geri gittin. Tebrik ediyorum ve yani Ama senin de aslında çocukluğun en güzel yaşandığı senelerdi. Bizden sonra o muhabbetler Evet. olmadı ki artık. Öyle Aynen, sokakta aynen. futbol maçı falan filan bitti artık. Evet, son nesildik biz de. Hakikaten şu an gözümde Aynen. canlandı. Allah razı olsun o Eyvallah. anılarımızın da. Anılarında da yer almak mutluluk verdi bu arada bana. Onu da söyleyeyim. Eyvallah Tabii şimdi abi. bir Erzurumluyuz. İşte yani birbirimize bir yerde temas etmişiz. Bizim için çok kıymetli bir coğrafya Erzurum. Peki senin Aynen. için Erzurum deyince aklına ne geliyor? Ne ifade ediyor senin için Erzurum? Şimdi şöyle özellikle bunu gerçekten insanların anlaması için bir müddet gurbette yaşamaları, dışarıda yaşayıp dışarıdan Erzurum'u seyretmeleri gerekiyor ki ya da memleketlerini seyretmeleri gerekiyor ki o zaman memleketlerinin gerçekten neye yaradığını, onlarda ne ifade ettiğini anlamaları için bunu yaşamaları lazım. Ben de malum sürekli şehir dışındayım. Sürekli koşturmaca. Yani Erzurum, ben şunu gördüm. Türkiye genelinde sevmeyen çok nadir insan vardır. Ben Erzurumluyum, ben Dadaşım dediğin zaman gerçekten müthiş bir bakış açısı vardır. Erzurum denince yani biz canımızla başımızla dişimizle çırpınıyoruz. Erzurum için bir şeyler yapalım ki bütün takipçilerim bilir. Ben bütün videolarımda Erzurum yazısını arkama aldım, Paladöken yazısını arkama aldım. Star TV'ye çıktık, insanları Paladöken'e davet ettik. Bir sürü Alişan, Çağla Şikel programında Paladöken'den, peri bacalarından bahsettik. Yani amacımız sadece Erzurum için de değil, yani herkese bunu söylemek lazım. Memleket için doğup büyüdüğünüz yere hiçbir zaman ihanet etmemelisiniz. Biz de doğduk büyüdük burada, güzel anılarımız var. O yüzden benim amacım Erzurum için güzel bir şeyler yapmak. Erzurum'u dışarıda belli bir kitle kötü biliyor. Saçma sapan düşünceler var. Bu düşünceleri kırmak. Çünkü biz bu videoları yaptığımız zaman insanlar şöyle dedi. Hatta bunu bir ünlü de dedi ama onun ismini vermeyeceğim. Birkaç kişi, "Aa, siz Erzurum'da mı yaşıyorsunuz? Oralarda böyle insanlar var mı ya?" gibisinden. Bir ünlü de dedi ki, "Aa, siz hayata 10-0 geriden başlamışsınız Erzurumlu olarak." gibisinden düşünceler var. Tabii biz bunları hiçbir zaman aldırış etmeden yolumuza devam ettik. Güzel de işler yaptık. Erzurum çok farklı bir şehir. Bunda da en büyük vesile, onu da söyleyeyim, her zaman da bahsetmişimdir bütün sahnelerimde. Hiç ama hiç tereddütsüz İbrahim Erkal'dır arkadaşlar. İbrahim Erkal'ı ben çoğu sanatçının sahnesine giderim. Oğlum gelirken Kadir'i de getirir misin? Alma bunu. İbrahim Erkal, ben sahnelere gidiyorum işte. İşte Murat Kurşun olsun, Demet Akalın, Alişan falan filan. Birçok insanın sahnesine çıktığın zaman "Nerelisin kardeşim?" Erzurum dediğin zaman ilk önce "Aa, İbrahim Erkal. Hadi gel Evet. Erzur." Hemen derler yani. Yani bunu o İstanbul'a, bu Türkiye'ye kazıyan en başta gelenlerden birisidir İbrahim Erkal. Benim de amacım bu kesinlikle. Yani bir şekilde memleket için bir şeyler yapmak. Tabii hiçbir zaman gözüm olmadı, zaten öyle bir şey olamaz. İbrahim Erkal tektir. Birçok insan bana işte yazıyorlar, hani İbrahim abiden sonra hani memleket için bir şeyler yapabilirsen sen yaparsın, işte sen onun gibi Erzurum'a bir şeyler yapabilirsin. Benim amacım İbrahim abi gibi bu memlekette güzel bir isim bırakmak, yani başka bir amacımız yok. İnşallah. Gerçekten Allah rahmet eylesin bu arada İnşallah. İbrahim Amin, Erkal'a amin. da. Hakikaten Erzurum'u, belki de Erzurum'da ilk defa çekilen klip diyelim, Palandöken'in tanıtımı diyelim, İbrahim Erkal döneminde Peribacaları, olmuştu. sadece o değil ki, peribacaları Narman. falan Tabii, tabii. hepsi onunla tanındı yani. Hatta Tortum Şelalesi'nden ispiri, Aynen. hakikaten bir tam bir kültür elçisi gibi aslında, tam bir sanatçı gibi.
Aynen. çalıştı. Sizler de bu şekilde, bu yoldasınız. Allah şaşırtmasın, daim etsin, Eyvallah. kuvvet versin diyelim. Bu Bir niyetlerde olmanız unutmadan da bizleri çok mutlu ediyor. Buyur tabii ki. eyvallah. Unutmadan bir kişi yazmış, hemen onu da açıklayayım. Acun Ilıcalı da tabii ki. Özellikle Tabii. son dönemlerde Acun Ilıcalı memleket için gerçekten güzel işler yaptı, yapmaya devam ediyor. Arkadaşlar, ben buradaki Erzurumlar vardır. Çoğunluk Erzurumludur diye bunu bahsediyorum. Siz memleketinizin önde gelenlerine ne kadar sahip çıkarsanız, o kişiler de sizden ziyade memleketinize sahip çıkar. Biz Acun Ilıcalı'ya ne kadar sempati duyarsak, Acun Ilıcalı da der ki, ulan Erzurumlar beni çok seviyor, ben de Erzurum için bir şeyler yapayım. Yani bu kesinlikle bir zincirdir yani. Siz kalkıp, örnek veriyorum, kendimden örnek ver, Rıdvan'a dede küfrederseniz Erzurumlu olarak, yani bir yerden sonra da Rıdvan'a dede diyecek ki, ya ben o kadar şey yaptım, bu mu benim gördüğüm değer, bundan sonra yapmıyorum der. Biz sen iyi bir Erzurumspor taraftarısın, onu da biliyorum. Yani sen bunu gerçekten en başta bilenlerden bir kişisin. Erzurum taraftarı ne kadar Acun Ilıcalı'ya sahip çıktı ve tezahürat yaptıktan sonra Acun'un değil mi? Evet. Bakış açısı değişti. Yani bu Tabii, böyledir kesinlikle. arkadaşlar. Ne kadar destek verirseniz o kadar destek görürsünüz. Aynen öyle. Yani toplumların zaten bir yansımasıdır. Özellikle bir bilim adamı, Fransız bir bilim adamıydı sanırım, bir açıklama yapmıştı. Türk toplumuyla alakalı ki biz Türk toplumunun altındaki en alt sekmeyiz bu söyleyeceğim açıklamayla. Dedi ki Türkler kesinlikle birbirini tebrik etmeyi, alkışlamayı bilmiyor demişti. Evet. Birbirlerine yani değer vermeyi bilmiyor ki biz Erzurum olarak kendimizi eleştiriyoruz şu an. Gerçekten biraz bu konuda noksanız. Yani şey olarak bakıyoruz. Ya bizim çocuk işte. Hani Heh, olarak onu baktığımız diyecektim. için böyle bir nedendir bilinmez, bir ezmeye çalışıyor bizim çocuk ya işte o ne anlamış hani gibi bir durum var maalesef. Yok, çok yanlış. Çok yanlış. Evet, inşallah onu da ama sanki şu yani sizlerle bu çalışmalarla işte Rıdvan Adede'nin varoluşuyla şurayla burayla derken bu tabuları yıkacağız inşallah. Biz de zaten İnşallah. Erzurum dergisinde bu niyetle çıkardık. Aslında bu Yani sosyal medya işi biraz daha düzeltti bu kafa evet. yapısını. Çünkü insanlar önceden hani bir şekilde ulaşamıyordu. İşte örnek veriyorum, Ilıca'nın bir köyündeki adam Rıdvan'a dedeye ne kadar destek verebilirdi ki, köyde adam işte bağla bahçeyle uğraşıyor. Ama öyle değil artık. Destek veremese bile buradan hemen giriyor YouTube'a, Instagram'a, bir şekilde paylaşıyor. İşte kardeşimiz, işte hemşerimiz. Yavaş Evet. yavaş bu sosyal medya bu işi kırdı. Evet. Daha da iyi Umarım oluyor yani. inşallah beklediğimiz noktada gelir. Çünkü çok kıymetli bir şehir Erzurum. Yani Erzurum tarih boyunca hep namzet olmuş, hep Serhat şehri, hep yani insanları da öyle, coğrafyası zaten öyle. Bugün biz Erzurum Life dergisinde bir fotoğraf paylaştık. Çok ciddi yorumlar geldi. Burası Erzurum olamaz diye. İsminde de şey olarak paylaştık. Erzurum Alpleri diye aslında bir gönderme yaparak hani kendi kıymetimizi, kendi değerlerimizi ortaya çıkarmaya çalışıyoruz diyelim. Ve bir Erzurum türküsüyle devam edelim deriz ama Dur, bir Kadir Kaş'a Kadir geldi, hoş geldik. geldi. Bugün misafir var, biraz sinirlem. Ne oldu cana? Hı? Bir bak, ne oldu bir? Aa, Evet, Kadir gelmiş. Merhaba Kadir ne Kadir. Tabii şu an sesimi yapıyorsun? duyabiliyor mu? Kadir'i duymaz. Kadir bak bak bak, burada sen varsın. He, yani üzüldün mü? Sinirletmişler onu. Öpücük at bir tane. Oh. Oh. Maşallah. Beni de öp, beni de baba öp, baba öp, beni öp. Oh, oh yapıyormuş. Oh, öp, öp. Bal. Ne oldu, ne oldu? O kulaklık sana olmaz ki. Evet maşallah Allah bağışlasın çok Kadir. tatlı. Yani biz de fanıyız Kadir'in. Eyvallah. Hemen Kadir gelince takipçi sayısı artıyor bak. Hemen bak, fark Maşallah. edeceğim. Kadir ne Etkileşim hemen artıyor. oldu oğlum? Baba. Ne Evet, oldu baba? Bunlar yeryüzünün gerçekten melekleri ya. Ne oldu oğlum? evet. Seni kızdırdılar, ben biliyorum. Ama o kulaklığa bakıyorsun sen. Oraya baktı o. Hani kulak? Hani kulak? Nerede ki kulak? Hani ne? Ay. Ha.
Bir tane şarkı söyleyelim mi? Şimdi şarkı söyleyince direktmen tepkileri değişiyor. Müziğe aşırı derecede ilgisi var. Bak şimdi maşallah, onu çekiniyor. Evet. O kulaklığı çekip alacak da biraz şey yapıyor, benden çekiniyor. Hadi. Ne söyleyelim? No. Şarkı söyle. Tamam, ben şarkı söyleyeceğim. Sen de oynamak yok. Oynamayı istiyorum. Tutam yar elinden, tutam çıkam dağlara, dağlara. Olan bir yar eli bülbül, inen bağlara, dağlara. Ah ey ağam ey Şahım ey, eyvah ey, hey. Çok iyi bir diyaloğunuz var aranızda ya, hakikaten. Baba! Bu masa yemin ediyorum evde durulmaz ya. Yine yeşillendi fındık dalları. O da onun şarkısı. Arı nasıl yapıyor? Yaz geldi, çiçekler açtı, arılar hep dolaştı. Arı. Arı yapacağım. Arı. Vız vız vız. Arı. Aa, Kadir'e. Evet. Kadir'le ilgili böyle bir projem var. Biz yani çok değişik şeyler yaşadık. Hep yani manevi olarak. Ne oldu oğlum? Tamam. Manevi olarak birçok şey yaşadık. Onunla ilgili bir video çekmeyi de düşünüyorum yakın bir zamanda. Çünkü gerçekten bu çocuklarla ilgili bilgisi olmayan çok aile var. Yani Down sendromlu diye bu çocuk bir şey bilmiyor deyip de öyle döşek köşelerine, minder köşelerine atıp da öylece büyümesini bekleyen çok aile var. Ne yazık ki ben başımıza geldikten sonra bunu anladık. Bu çocuklar asıl ben kendi üzerime alınarak söylüyorum. Değerli takipçiler, asıl engelli olan yemin ediyorum bizleriz yani. Bir kere ben ona engelli gözüyle bakmıyorum da asıl yani insanlar böyle algıladığı için söylüyorum. Engelli olan, eksiği olan bizleriz. Neden diyecek olursanız kardeş kardeşi istemez. Hep hainlik peşinde olur insan oğlu. Çünkü nankördür. Doymaz, nankördür. Hep kin besler, kindardır. Ama bunda öyle bir şey yok. Abdülkadir gibi bebeler, Down sendromlar, otizmler, bunlar arkadaşlar karşılıksız sever. Sadece dertlerine biliyor musun? Şöyle bakacaksın. Kadir, güleceksin ya bunlara. Aşkım. Bu gülerse içinden geldiği için gülüyordur. Üzgünse içinden geldiği için. Yani hiç alakası olmayan insanın içerisindeki duyguyu bile hisseder, üzülürler arkadaşlar. Bunlar öyle varlıklar. Kim beslemezler? Ne kadar güzel söyledin, evet. Aşkım. Yani bu dünyada samimi olan nadir insanlardan, değil mi? Aynen öyle. Ya düşün ki Gökberk, yani takipçilerden yaz. İstanbul'dan şey gönderdiler buna ya. Kuş gönderdiler. Doğum günü hediyesi. Bana o kadar ilgi yok. Geçen de hediye geldi. Hediye geldi buna. Sen gideceğim mi oğlum? Ya da müzik istiyor. Ağlar şarkı söylersin durur. Öyle mi? Peki kaderi kırmayalım. Arasında kalmışam
Bülbül gibi daldan dala konuşamoy, konuşamoy. Müzik susunca ağlar. Şimdi sohbet edeceğiz, ağlayacağım. Çocuk. Evet, Aç, yani aç. babanın da sesi güzel olunca demek ki. Yeni Sanki çok güzel. çalışmada herhalde Kadir'de ilham oldu değil mi? Yeni bir çalışma var. Şimdi ona gireceğim Kadir, ama. benim hayatım Kadir'den önce, milattan önce, milattan sonra vardır ya, Kadir'den öncesi ve sonrası oldu. Kadir, bahsettiğim projede zaten bunları anlatacağım. Yani biz fenomen olduk diye, yani biz de dar gelirli bir ailenin çocuğuyuz. Bilenler bilir yani, buradaki bizi çok geçmişten tanıyanlar ya da Ilıca'dan olanlar. Yani biz dar gelirli bir aileden büyüdük. Sıkıntılar da gördük, yaşadık. Benim bundan 2-3 sene önce hayalim, ben kiradaydım arkadaşlar. Ben hiçbir şeyimi gizlemem, insanlar da bilirler. Benim hayalim bir tane ev sahibi olmaktı, helalinden. Kadir dünyaya geldiği zamanlarda ben böyle 20-30 yıllık bir ev, böyle derdim ki şöyle bir ev alırsak hanım işte geçinir gideriz, en azından kiradan kurtuluruz. Yemin ediyorum, Kadir dünyaya geldikten sonraki işlerimin açılması, Kadir dünyaya geldikten sonra bu evi bulmam, Kadir geldikten sonra Emin Evin firmasının bana ulaşması, bir şekilde borçsuz dersiz evi aldık ve evi aldıktan sonra da hani ben darlandım, şunu ödeyemem, bunu ödeyemem, bir sürü imkanlar karşıma çıktı. Öyle böyle değil. Aynen. Ömer abicim hoş geldin, Şafak abi. Yazıyor ki bak, çocuklar kısmetiyle gelir ama bunlar kısmetten ziyade bunlar mucizeleriyle birlikte geliyor arkadaşlar. Çıkar olma. Evin neşesi tabii. Tabii ev değil ki. Çok yani, burada reklam yapacağım. Çok BİM var buralarda çalışanlar. Geçerken arıyorlar. Lütfen şunu bir çıkartın, balkona da bir tane görelim diye. Ya böyleleri var yani. Görüntülü arayıp Kadir'i görmek isteyenler. Canlı yayın konuğumuz bugün de Kadir. Kadir. Hatıra olarak saklayacağız bu yayını. Artık ileriki dönemlerde. Bundan sonra birçok kişi yazmış, bir hani klip çalışmanda da Kadir'e yer ver diye. Öyle bir proje düşünüyorum yani. Yeni bir şarkı, oyun havası var. Hazır oynamayı seviyor, onu oynatacağım klipte, hatıra kalsın. Bu tarz hani dernekler, vakıflar da herhalde sana ulaşmıştır diye düşünüyorum. Böyle bir proje teklifiyle geldiler mi? Şöyle, zaten Down Türkiye ile ben iç içe görüşüyorum. Bir dakika, ben kulak alsın. Down Türkiye ile sürekli görüşüyoruz. Onun dışında da Gaziantep'te görüşüyoruz. Böyle bir proje var. Hatta ben yani hayatıyla ilgili bir çalışma, benim son klibi çeken yönetmen var, Eyüp Dirlik. Ona dedim ki abi, dedim yani Kadir dünyaya geldikten sonra biz çok araştırdık, bulamadık. Gel dedim, birlikte Down sendromlarla alakalı, otizmli çocuklarla alakalı bir kısa film çekelim yani. Çünkü ailelerin hiç bilgisi yok. Ben yaşadığımı anlatıyorum ve ben o doktoru bulsaydım davet edecektim. Dünyaya geldiği zaman Kadir'i götürdüm. Tabii kafamız allak bullak, yani Down sendromlu ne demek? Hani bizim korkumuz onu kaybetmekti açıkçası. Erzurum'da bir doktor bana dedi ki, çocuğunuz Down sendromlu. Ne yapacağız? Götürün dedi. 2 yaşına kadar evde bakın. 2 yaşından sonra biraz böyle hafif ayaklarının üstüne basarsa hemen götürürsünüz fizyoterapiye. Tabii ben hemen Özgün Uğurlu sanatçı, Özgün Uğurlu'yu aradım. Abi böyle böyle. Dedi kardeşim, dedi sana Allah dedi bir mucize göndermiş. Ne yapmam lazım? Dedi ki hemen dedi fizyoterapiye başlat. Zaten Kadir hastanede yattı ilk 1,5-2 ay. Ben 3 aylıkken başlattım. Düşünüyorum böyle bir sürü insan var. Yani çocuk konuşmasını bilmiyor. 10 yaşına gelmiş çocuk kendini ifade edemiyor. Çünkü şey yok. Eğitim yok. Ailelerin bilinçli bir şekilde eğitim veren yok.
bilmiyorlar. Evet. Ben belki o doktora uysaydım, Kadir şu an 2 yaşında. Kadir şu an bildiğim bunların baş tutma eğilimleri yok. Ayakta duramazlar. Eklemleri çok esnektir. Yürüyemezler, koşamazlar, tutamazlar. Ama elhamdülillah Kadir şu an evi 56'ya veriyor vallahi. Maşallah. Biz onu hiç diğer çocuklardan ayırt etmedik ki. Ben onu, evet. Bu benim arkadaşım, ben 24 saat onunla alıp böyle sohbet ediyorum, şarkılar söylüyorum. Çünkü onun hiçbir eksiği yok. Her şekilde benim hayalim onu örnek bir Down sendromlu haline getirmek. Evet. İnşallah. Evet. İnşallah bu konuda da gerçekten bahsettiğin gibi bir proje ortaya çıkarsa birçok aile, Türkiye'de birçok aile bu konuda bilgi noksanlığı var. Bunun da önüne geçmiş oluruz diye düşünüyorum. Normalde bunların algısı, eğer eğitim verirsen çok yüksek, ama eğitim vermezsen mesela şu an 2 yaşında, örnek veriyorum, 4 yaşına geldiği zaman 1,5 yaşındaki çocuğun zihnini taşıyorlar bu kez. Geriden geliyorlar. Ama şu an mesela biz her şeyi açtık. Hamdolsun. Maşallah, evet, yani herhangi bir fark yok. Gayet çok aktif. Kadir, kulak nerede oğlum? Kulak. Mesela kulağı gösterir, burnu gösterir, baba der, anne der, ağzı gösterir. İşte arı nasıl yapıyor, kuş nasıl yapıyor, bunları hep. Tabii bunun bir büyük Bedirhan, büyük abisi de çok ilgileniyor. Yani dediğim gibi her şeyde emeksiz yemek olmuyor. Emek vermek lazım. Değil mi? Vermek lazım. Hayır olma, olmaz. Hayır olmaz. Bu arada alttan gelen yorumları da okuyorum tabii. Bu konuyla alakalı bilinçli kişiler de var. Sizin gibi, yani kendi çevresindekilerle ilgilenen, onlara da sebebi de Kadir'den sonra bizi çok takip eden otizmli çocuğu olan, Down sendromlu çocuğu olan, engelli çocuğu olan ve böyle özel rehabilitasyon merkezlerinde çalışan hocalar, birçok insan takip ediyor zaten. Bak, evet. Mesela bunu algılayabiliyor. Mesela bunlar çok önemli şeyler. Şu an onu kulağıma takmak çalışıyorum. Biliyor onu kulaktan olduğunu. Yani bunlar aynen öyle. Eğitimle olan şey. Değil mi oğlum? Evet. Mesela bizi 2 ay boyunca Gaziantep'te misafir edecekler özel eğitim için. Bakalım hayırlısı. Gideceğiz. Biz Kadir'i takip ediyoruz. İzleyicilerimize de öneriyoruz. 2300 miydi? 2400 takipçisi var. O da çok aktif kullanmıyorum sayfası. Aynen. YouTube üzerinden de paylaşımları yapıyorsunuz. Oradan da bakıyoruz. Şimdi YouTube'da ara ara. Kendisine bir sayfa açtım. Orada işte bilinçlendireceğim. Farklıyım, tatlıyım, hı-hı, diye bir sayfa açtım. İşte Kadir'le olan videoları çekip mesela ben Kadir için 4+1 ev aldık. Sırf bir odasını ona yapacağız. Mesela bu odayı ben kendimi ofis olarak düşünüyordum. Şimdi işte halısı, zemini falan, duvar kağıtlarını şu an siparişini falan veriyoruz. Burası onun eğitim odası olacak. Yani burada girdiği zaman görecek, rakamları görecek, işte yazıları görecek. Onunla ilgili bir çalışmam var. İşte burada çektiğimiz videoları artık Kadir'in profiline atacağız. Çünkü yani aşırı da Ilıca'da var mesela, bizim bildiğimiz bir çocuk var. Şu an bizden ya büyüktür ya da aynı yaştayızdır. Zor Şer, yani ismini söyler, soy ismini söyler yani. Bunlar hep bilinçsiz. Tabii burada anne babanın da bilinçli olması çok önemli. Sen bu bilinci göstermişsin. Bu konuda da aslında sanatçı olarak yine bunları yansıtmaya çalışıyorsun. Allah gayretini arttırsın. Yani gerçekten çok güzel işler imza atıyorsun. Tebrik ediyoruz yani. Sağ olasın. Senin yanında çok mutlu zaten. Çok huzurlu. Müzik. Bağlama çalamıyorum bunun yanında. Çaldığım zaman tellere gelip o da vurmaya çalışıyor ses çıksın. Hı-hı. Yani ben şey sorayım bari, Abdülkadir de buradayken. Şimdi bu yeni çalışma dedik. Bundan biraz bahsedersen sonra onu da dinleyelim senden. Yavaştan zaten vaktimiz daralıyor. Toparlamış olalım müsaadenle. Son şarkı Yarın Aklında Başka Bir Yer Var. Aslında bu şarkından 8-10 yıl önce çıkmış ve
o zamanki gençlerde iyi bir iz bırakmış bir şarkı, eski bir şarkı. Benim çok sevdiğim bir kardeşim Arif Akpınar'a ait bir şarkı. Kendisi de çok istiyordu kardeşim bu şarkıyı oku falan diye. Biz de şarkımızı yaptık. 9 ay boyunca çalıştım bu projeye. Tabii şu an gündem biraz kötü koronadan dolayı. Evet. Biraz ters köşe yaptı bize. Çünkü bu şarkı normalde 2 ay öncesinde çıkacaktı. Kış şarkısı. Çünkü şarkılar sezonluktur. Yani biraz güneşler açınca biraz daha hareketli pop şarkılar oyun havası tarzında gidiyor. Biz de baktık korona bitmeyecek. Çıkardık. Şu an 170 bin falan dinlendi. Yavaş yavaş da ilerliyor. Bayağı bir emek verdik. Projelerimiz zaten İstanbul'da yapılıyor. Onun dışında da şu an hali hazırda 3 tane proje var. Hareketli şarkı. Onlar, öyle mi? Tabii tabii. Hepsi hazır. Onları da çıkartacağız. İnşallah. Peki o klip nerede çekildi? Erzurum'da mı çekildi yoksa yok, İstanbul'da mı? Erzurum'daki ilk zaten ilk klibim Neriman'ı ben Erzurum'da çektim. Evet. Evet, Erzurum'da, Erzurum'da oldu. Biz bir yol ayrımında çektik. Şimdi aslında bu şarkıyı da ben Palandöken'de böyle kar altında, çünkü kış şarkısı. Ama bunun için bir sponsora ihtiyaç duyulması gerekiyor. Çünkü Erzurum'da bu klibi çekecek yani kişi yok. Çünkü yönetmenlik ayrı bir şey, klip çekmek tabii ayrı bir şey. İstanbul'da oldukları için İstanbul'dan buraya konaklaması, yemesi, içmesi, gelip gitmeleri bunlar sıkıntı olduğu için onu biz İstanbul Silivri'de çektik. İstanbul'da çektik. Tabii ciddi bir prodüksiyon istiyor sonuç itibariyle bunlar arka planda. Çok para. Ama gayet güzel oldu. Dediğin gibi biraz herhalde talihsiz bir döneme denk geldi korona sürecinden dolayı ama ufaktan toparlanacak ve bence gayet şey yani böyle çeken bir şarkı. Birkaç defa dinledik. Derler ya kapak şarkı. Böyle güzel bir duvar yazısı. İşte yarın aklında başka bir yar var dediğin zaman aa ne güzel bir söz gibisinden böyle bir izlenim bırakıyor. Bakalım yapıyoruz bir şeyler ya. Peki Abdülkadir dinlemek ister mi? Bunu. Yarın aklında başka bir yer var. Aç. 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 Yarın aklında başka bir yar var. Gözde yaş durma, sözde yalan var. Ah beyaz. Gönlündeki var kahbeyaz. Aklındaki var bizi bize bağlayan. Hani bana ağlayan, şimdi karşımda duvarlar. Bitmez oldu geceler, dilim seni heceler. Söyle sensiz geçer mi seneler? Yarın aklında başka bir yar var. Gözde yaş durma, sözde yalanlar. Ah beyaz, aklındaki var kahbeyaz. Gönlündeki var. He, evet. Alkış. Alkış. Ağzına sağlık, çok teşekkür ediyoruz. Çok keyifli bir yayın oldu, çok teşekkür ederiz. Vaktini bize ayırdın. Kadir geldi. Neşemiz oldu. Bugünkü yayına o da şeref verdi gerçekten. Bu yayını tabii kaydedeceğiz. Birazdan Erzurum Life dergisini postta paylaşacağız. YouTube kanalına koyacağız. Bizim için de çok önemli bir anı oldu. Benim için anlatmış olduğun eski anı da benim için çok etkileyici oldu. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. İnşallah yakın zamanda bir araya gelirsek şu süreçlerden sonra bol bol muhabbet ederiz. Allah izin verirse. İnşallah seve seve. Eyvallah. Yani yeni projelerinde de başarılar diliyoruz bir Erzurumlu olarak. Bu şehrin bir evladı olarak. Allah yolunu açık etsin. Senin de son sözlerin varsa alalım. Sonra müsaadenle yayını kapatalım. Yani şunu söylemek istiyorum. Zor bir süreçten geçiyoruz sevgili arkadaşlar. Ama ne olursa olsun devletimizin, milletimizin yanında olmak zorundayız. Devletimizin uygulamış olduğu yasaklara kurallar uymak zorundayız. Bu süreçte lütfen kendinize
saygınız yok ise bile, kendinizi düşünmüyorsanız bile dışarıdaki insanları düşünün. Annenizi, babanızı düşünün. Ya da Kadir gibi özel çocukları düşünün. Çünkü bunların kronik rahatsızlıkları oluyor. Bunları düşünün. Lütfen bir süre evimizde kalalım. Tamam, zor süreçten geçiyoruz. Günlük yevmiyeyle evini geçindiren bir sürü insan var. Şu an evinde oturuyorlar. Yani hepimiz zor bir süreçten geçiyoruz. Az kaldı, sabredeceğiz. Evimizde kalalım. Huzurlu bir şekilde yaşayalım. Geleceği düşünelim. Yazın tatilinizi düşünün. Bunlar için biraz evde kalacağız. Enerjinizi bir iki ay sonrasına saklayın diyorum. Evet, çok teşekkür ediyorum. Senin bu söylemlerine biz de aynen katılarak izleyicilerimizi uyarmak istiyoruz. Çünkü özellikle Erzurum'da birazcık rehavet oluştu ve son dönemlerde gelen rakamlar yükseldiği yönünde. Lütfen dikkatli olalım. Çok güzel bir süreç geçiyor. Sonunda devirmeyelim bu güzel süreci diyerek herkese hayırlı akşamlar diyoruz. Çok mutlu olduk geldiğiniz için gerçekten. Şeref verdiniz. Bugün iki özel konuğumuz vardı. Birisi Rıdvan Adede, birisi Abdülkadir Adede. Gerçekten evlerinize konuk olduk. Çok mutlu olduk. Kıymetli izleyicilerimize hayırlı akşamlar diliyoruz. Sevgili Rıdvan, sana ve minik oğluna da mutluluklar diliyoruz. Hayırlı hadi, akşamlar olsun. Bay bay yap, kapatacağız. Bay bay. Bay bay. Hadi görüşürüz. Bay bay. Aferin oğluma. Maşallah. Hadi hayırlı geceler. Hayırlı akşamlar. Eyvallah. İyi geceler, hayırlı sahurlar olsun.